SP3 hibritleşmesiyle ilgili videolarımızda metan molekülünün nasıl göründüğünü ayrıntılı bir şekilde göstermiştik. Ancak bu videoda bunu tekrar etmek istiyorum. Molekülün tetrahedral bir yapısı vardı değil mi? Ortada bir karbon molekülü var. Burada da bir hidrojenimiz var. Hidrojeni bu şekilde kalın çiziyorum. Çünkü hidrojen atomu düzlemin dışına taşmış durumda. Düzlemin içerisinde burada başka bir hidrojen daha var. Bir tane yukarıda var ve burada karbonun arkasında bir hidrojen daha var. Bunu tripodun yukarısından çıkan bir çubuk olarak düşünebilirsiniz. Başka bir şekilde bakarsak da hidrojenleri bağladığımız takdirde her kenarında bir üçgen bulunan dört taraflı bir piramit elde etmiş oluruz. Yani şeklimiz böyle görünürdü. Arka tarafını görebildiğimize varsayarsak bu piramit şu şekilde görünürdü. Burası bir kenar. Diğer kenar da burada. Arka kenara da bu şekilde çizelim. Dördüncü kenarsa ön taraftan görülebilen şu kısım, evet. İşte öndeki dördüncü kenara da bu şekilde çizebiliriz. Böylece metanın nasıl çizildiğini göstermiş olduk. Evet, metan. Şimdi de biraz daha karışık olan başka bir moleküle, etan molekülüne bakalım. Etanı şimdiye kadar bu şekilde yani olabilecek en basit haliyle çizmiştik. Evet, bunun etan olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir karbon var. Burada da bir karbon atomu var. Bu iki karbona bağlı 3 hidrojen bulunuyor. Etan öncesinde bu şekilde çizmiştik. Belki hatırlamışsınızdır. Evet. Dediğim gibi bu iki karbona 3 hidrojen bağlı. Karbonun sp3 hibritleşmiş orbitallere olduğunu bildiğimizden bağ kurduğunda tetrahedral bir yapıda olacağını tahmin edebiliriz. Bu yüzden etan molekülü bundan biraz daha farklı çizilir. Öncelikle karbonları turuncu renkte gösterin. İşte iki karbonumuz. Etanı çizersek burada bir karbon atomu olacak. Bunu küçük bir daire şeklinde çizebiliriz. Karbon-karbon bağı şu şekilde görünür. İşte burada da başka bir karbon atomu var. Burası yukarıdaki bağı gösteriyor. İki karbonun ve bağlarının tetrahedral şeklinde olması gerektiğini biliyoruz. Yani yukarıdaki bağı bu şekilde çizebiliriz. Bu bağı bu şekilde çizelim ve hidrojeni ekleyelim. Hidrojeni yeşil daire şeklinde çizelim. Burada hidrojenimiz var. Burada da düzlemden biraz da olsa çıkan bir hidrojen atomu var. Bu da şuradaki hidrojene denk geliyor. Hidrojen atomlarını işaretlesem iyi olacak. Daha rahat anlamanız için farklı atomları farklı renklerde göstermeye çalışıyorum. Bu hidrojen de buradaki karbon atomunun aşağısında biraz arkaya doğru yönelmiş. Böylece buradaki karbonun oluşturduğu bağların tetrahedral bir yapı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sadece bu kısmına baktığımızda buranın esas tripodu kısmı, buranın da yukarıya doğru uzanan çubuk olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki diğer karbon için de aynısı geçerli. Buradaki hidrojen karbonun aşağısında yer alır. Birazdan renkleri değiştirmeyi bırakabilirim çünkü biraz vakit kaybı oldu, evet. Buradaki diğer hidrojen de bu yöne doğru bakıyor. Buradaki hidrojeni de sarıyla çizelim ve bu yöne baksın. Evet, bunun etan konfigürasyonlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Etanın bu şekilde çizimine uygun bir model aracılığıyla da bunu gösterebiliriz. Örneğin küçük tahta çubuklara bağlı toplarla atomları ifade edebiliriz. Bu top çubuk modeli olarak adlandırılır. Hemen yazalım. Bu da etanın top çubuk modelini ifade eder. Bunu daha basit bir şekilde de çizebilirdik. Bu da sawhorse iz düşümü olarak adlandırılır. Şimdi de bunun nasıl olduğunu gösterelim. Aslında sawhorse iz düşümünde etanın konfigürasyonu değişmez. Şimdi de sawhorse iz düşümünün nasıl olacağına bakalım. Bu arada sawhorse İngilizcede testere tezgahı anlamına geliyor. Burada çizdiğim şekliyle çizmeniz mümkün. Elimde bir karbon ve başka bir karbon daha var. Ayrıca 3 tane hidrojen atomumuz var. Aslında yukarıda çizdiğim şu yapıya daha çok benzetebiliriz. O yüzden baştan çizelim. Burada hidrojen, hidrojen ve başka bir hidrojen daha var. Bu kısım da aynı şekilde olacak, evet. Böylece Sovhors iz düşümünü çizmiş olduk. Nasıl çizdiğiniz aslında çok fark etmez. İki şekilde de molekül aynı görünür. Ancak bu yöntemin daha az uğraştırdığını söyleyebiliriz. Buradaki gibi daireleri çizmedik, o kadar. Bir de karbonun oluşturduğu bağlardaki açıya ve tetrahedral yapıya çok dikkat etmedik. Ancak iki durumda da molekülü kafamızda canlandırdığımızda bu molekülün yapısına çizmenin sayısız yolu olduğunu görebiliriz. Bu durum da bu bağın sigma bağı olmasından kaynaklanır. sp3 hibritleşmesi videosunda sigma ve pi bağlarının ne olduğunu görmüştük. Bu sigma bağ. Yani buradaki bağ üzerinden dönüş hareketi yapılabilir. İki karbondan bir tanesini diğer karbonun dönmesine gerek kalmadan bu bağın ekseni etrafında döndürmemiz mümkün. Bu bir çift bağ olsaydı yani elimizde pi bağı olsaydı bu iki karbonu birlikte döndürmemiz gerekirdi. Burada çizdiğime benzer bir durumla veya iki karbonun birbirlerinin tersi yönünde olacağı bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Buraya bir top çubuk modeli çizelim. Buradaki karbon ön taraftaki karbonumuz. Bu da arkadaki karbonumuz olsun. Bu modeli yandaki iz düşümüyle karşılaştıracağız. Molekülü aynı şekilde çizsem iyi olacak. Aşağıda bir hidrojen atomu var, yukarıda da bir hidrojen atomu var. Yukarıda bir tane daha hidrojenimiz var. Böylece etanın bu kısmını aynı şekilde çizmiş olduk. Ancak şimdi etanın diğer tarafının yönünü değiştireceğim. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü böylece ikisi arasındaki farkı görebilirsiniz. Aşağıdaki mavi hidrojeni buradaki modelde yukarıya yerleştireceğim. Bunu mavi renkte gösterelim. Evet, mavi hidrojen yukarı gelmiş oldu. Aslında sadece sağdaki modeli döndürmüş olduk. Modeli döndürdüğümüzden mavi hidrojen yukarı gelmiş oldu. Aynı şekilde yeşil hidrojen de bu sefer aşağıda yer alır. İşte yeşil hidrojeni bu şekilde gösterebiliriz. Modeli döndürdüğümüzden buradaki mor hidrojen de aynı şekilde aşağı kayar. Peki buradaki iki konfigürasyon arasındaki fark nedir? Bu konfigürasyonların arasında başka konfigürasyonlar da çizilebilirdi. Ama esas bunların arasındaki fark ne? İlk konfigürasyondaki hidrojenlere bakalım ve bu yönden baktığımızı varsayalım. Bu hidrojenin buradaki hidrojenin arkasında, buradaki hidrojenin bunun arkasında, bu hidrojenin de aynı şekilde buradaki hidrojenin arkasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu çakışık konfigürasyon ya da çakışık konformasyon olarak adlandırılır hemen yazalım. Çakışık konformasyon. Buradaki modelde ise hiçbir şey birbirinin arkasında kalmaz. Yani burada dümdüz geriye gidersek hiçbir şey görmeyiz. Aynı şekilde buradan da öyle. Örneğin bu yönden baktığımızı varsayarsak hiçbir atom diğerini görmemizi engellemez. Bu da çapraz konformasyon olarak adlandırılır. Peki bu durumun ne gibi bir önemi var? Evet, arkadaki bu molekülü döndürmemiz mümkün. Ama bunun önemi ne? En basitinden öndeki molekülü döndürmeden sadece arkadaki molekülü döndürebilmemiz bence oldukça ilginç. Daha da önemlisi ikisinin enerji seviyeleri farklı olduğundan bunu yayı döndürdüğümüzde bu yayın yeniden aynı konformasyona geçmek istemesine benzetebiliriz. Kafanızda daha iyi canlandırabilmeniz için Newman iz düşümü olarak adlandırılan modeli de çizelim. Aslında buradaki molekülün aynısını çizeceğim. Ancak Newman iz düşümünde karbon molekülleri ya birbirlerinin tam önünde ya da birbirlerinin tam arkasında yer alır. Bu durumda karbon atomunu ön tarafa çizerek oluşacak bağların kesişme noktasında olmasını sağlayabiliriz. Newman iz düşümünü çizeceğiz ama önce bunu yazalım. Newman iz düşümü. İlk olarak çapraz konformasyonun Newman iz düşümünü çizelim. Burada karbonun öndeki karbon olduğunu varsayarsak aşağıda bu yöne bakan bir hidrojen olur. İşte böyle. Ayrıca sol üste doğru başka bir hidrojen daha bulunur. Son olarak da sağa doğru uzayan bir hidrojen atomumuz daha olur. Bunu da aynı renkte göstereyim, evet. Yani buradan öndeki karbonun bu üç hidrojenin kesişme noktasında yer alacağını anlayabiliriz. Dediğim gibi öndeki karbon bu üç hidrojenin kesişme noktasında yer alır. Arkadaki karbona da bir daire ile göstermemiz mümkün. Yani buradaki daire arkadaki karbonu temsil eder. Burada oluşan noktada öndeki karbonu gösterir. Molekülü bu şekilde kafamızda canlandırabiliriz. Devam edersek geride arkadaki karbona bağlı mavi bir hidrojen kalır. Yani arkadaki karbona bağlı mavi hidrojen, yeşil hidrojen ve son olarak da mor hidrojen var. Moleküle bu şekilde baktığımızda konformasyonun çapraz olduğunu daha rahat anlayabiliriz. Aslında burada bu etan molekülüne önden bakmış olduk. Moleküle önden baktığımızda öndeki karbon arkadakini görmemizi engeller. Ancak buradaki iz düşümünde öndeki karbona bağlı hidrojenlerin arkadaki hidrojenlerin çaprazında yer aldığını söyleyebiliriz. Evet bu çapraz konformasyondu. Şimdi de çakışık konformasyonun Newman iz düşümünü çizelim. Newman iz düşümünde ön taraf aynı kalır. Burada bir hidrojenimiz var. Yanında da başka bir hidrojen var. Aşağıda da yine bir başka bir hidrojenimiz bulunuyor. Yani burası molekülün ön tarafı. Arka tarafta bunun tam arkasına gelecek. Buradaki noktanın ön karbonu temsil ettiğini söyleyebiliriz. Arkadaki karbonu da bu şekilde çizebiliriz çakışık konformasyonda buradaki karbon diğerinin tam arkasında yer aldığından molekülü o şekilde çizmemiz gerekir. Ancak bu biraz karışık görüneceğinden çakışık konformasyonun Newman iz düşümünü çizerken arkadaki son hidrojeni tam anlamıyla çakıştırmak yerine bu hidrojeni biraz sağa doğru çizebiliriz. Bu da aslında arkadaki mor hidrojeni ifade eder. Bu hidrojen öndekinin tam arkasında yer alır. Ancak daha rahat görebilmemiz için arkadaki hidrojeni bu şekilde çok hafif yana doğru çizebiliriz. Son olarak aşağıdaki mavi hidrojene bakalım. Mavi hidrojeni de bu şekilde çizmemiz mümkün. Böylece çakışık konformasyonu Newman iz düşümü şeklinde göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi molekül şu anda çakışık yapıda. Arkadaki hidrojenlerin öndekilerle çakıştığını görüyoruz. Bunu tam olarak çizseydik arkadaki hidrojenler öndekilerin tam arkasında yer alırdı. Son olarak sizlere farklı hidrojenler arasındaki açıdan bahsetmek istiyorum. Örneğin buradaki mavi hidrojenle pembe hidrojenin arasındaki açı kaç derecedir? 3 boyutlu olarak baktığımızda mavi ve pembe hidrojen arasında bir açı oluştuğunu söyleyemeyiz. Ancak Newman'ın iz düşümünde ikisinin birbirinin ne kadar uzağında olduğunu anlamamız mümkün bu açıda dihedral açısı olarak adlandırılır. Örneğin buradaki hidrojenin buradaki hidrojene göre 60 derecelik bir dihedral açısı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durumda buradaki hidrojenle diğer hidrojen arasındaki dihedral açısı sıfıra eşittir. Böylece konformasyonun ne kadar çakışık veya çapraz olduğunu anlayabiliriz. Son olarak bunun ne gibi bir önemi olduğundan bahsedelim. Tüm bu hidrojenlerin etrafında elektron bulutları bulunur. Aynı şekilde tüm bu bağların etrafında da elektron bulutları vardır. Bu elektron bulutlarının hepsi negatiftir. Yani birbirlerinden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Hepsi de kararlı yapıda olmak için çeşitli bağlar kurduğundan bu elektron bulutları kararlı halde bulunur. Yani hepsinin değerlik kabuğu, daha doğrusu orbitali dolu durumdadır. Bu yüzden de bu elektron bulutları birbirinden uzaklaşma eğilimindedir. Bu durumda çakışık konformasyonda bu iki hidrojenin çapraz konformasyona kıyasla birbirine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hidrojenlere işaretleyelim. Çapraz konformasyonda bu hidrojene en yakın hidrojen ya buradaki hidrojen ya da şuradaki hidrojen olur. Ancak bu iki hidrojen de buradaki hidrojene çakışık konformasyona kıyasla daha uzak bir yerde bulunur. Bu durumda çapraz konformasyonların daha kararlı olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Çünkü potansiyel enerjileri daha düşüktür. Yani çakışık konformasyonu ele alırsak tüm bu atomların birbirinden uzaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu durumda bunların birbirine sanki sarılır gibi olduğunu belirtebiliriz. Çünkü potansiyel enerji daha yüksek. O zaman bu konformasyon çapraz konformasyona dönüşmek ister çünkü bu konformasyonda bütün hidrojenler mümkün olduğu kadar birbirinden uzak bir konumda bulunur